Ben olsa ben de bir günde bitti bu şeyde. Yarın gel. Yolunu da gördüm. Doğan sen sevmiyordun yılan. Derde çıktım ha dur. He? Donal derde. Aradın mı? Aradım evde işe yarar mı? Saatler aldım Allah'ım. Baş dolanayım mı açmıştım sonra? Kendinizi hissetme anlayışının belki de yaşandığı en önemli güzelliklerle bu. Hoşgörünün doğruya çıktığı, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği güzel bir an. Böyle bir ayda birlikteyiz. Hele İstanbul'da Ramazan-ı Şerif çok daha farklı bir atmosferde gerçekleşmekte. İstanbul Belediyesi olarak biz, ilçe belediyelerimiz kendi ölçekte yerel yönetimler olarak ağırlıklı bu güzelliği İstanbul'da yaşayan, ilçelerimizde yaşayan halkımızla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her tarafında da bu güzellikler var. Ve İslam aleminde de artık bu gece sahura kalkılıp yarın da oruç tutulacak. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Bu güzelliğin hep beraberce kardeşçe güzellikte yaşayabilmesi, yaşanabilmesi bizim elimizde. Bu güzelliği beraberce yaşayacağız. Türkiye'nin 77 milyon büyük bir aile bireyleri olarak yan yana gelerek, aynı sofraları paylaşarak, aynı duyguları hissederek Ramazan-ı Şerif'i inşallah beraberce coşkuyla bayrama erişeceğiz. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır diyor. Bizler hep beraberce, milletçe duygularımız bir. Geleceğe birlikte bakıyoruz. Evlatlarımızın, yavrularımızın, gençlerimizin geleceğini birlikte hazırlıyoruz. Böyle bir atmosferde, böyle bir ortamda, Büyükşehir Belediyesi olarak her gelen yıl çok daha farklı güzellik ve etkinlikleri İstanbullularla buluşturmaya çalışıyoruz. Tabii İstanbul'da mevsimin de müsait olduğu bu dönem zarfında özellikle ilçe belediyelerimiz mahalle hatta sokaklarda halkımızın
sofralarda buluşmasını sağlıyorlar. Nasıl ki dualarda buluşuyorsak, sofralarda da buluşuyoruz. Aynı yemekten, aynı ekmekten paylaşıyoruz. Ve dolu dolu etkinliklerle, yani Ramazan-ı Şerif'in kendisine uygun düşen atmosferinde bu güzellikler yaşanmakta. Tabii yayın organlarımız, televizyonlar başta olmak üzere bu coşkuyu, bu güzelliği de tüm insanlarımıza, İstanbullulara, Türkiye'deki yurttaşlarımıza da yansıtmaya çalışıyorlar. İstanbul Belediyesi olarak bugün burada açılışını birlikte yapmak üzere olduğumuz Asırlık Tatlar ve Sanatlar Merkezimizi tekrar insanlarımızla, İstanbullularla, turistlerle ve ülkemizden gelenlerle buluşturacağız. Burada geleneksel sanatlarımızdan asırlık tatlarımıza kadar güzellikleri birlikte tadacağız. Arzu ettik ki geleneksel değerlerimiz kaybolmasın. Hissedilsin ve yaşansın. Böyle bir coşku paylaşılsın. Ve meydanlar buluşma alanları olarak insanlarımızı kucaklasın. Zaten mabetlerimizde bir araya geliyoruz, geleceğiz ve bu coşkuyu belki sabahın erken saatlerine kadar da tadacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl Maltepe sahil alanında 1.200.000 metrekarelik alanda çok ciddi ölçekte Ramazan Şerif etkinlikleri hazırladı. Başkan geliyor ama. Söylemeyin ya. Sen git bir tane.